Afiyet versin. Cuma günümüzü şahsımız, ailemiz ve milletimiz için hayırlara vesile eylesin. Bugünkü konumuz namaz. Cenab-ı Hak günde 5 kere kendisini zikretmemiz için kullarına emrettiği dinin direği olan namazdan inşallah bahsetmeye çalışacağız. Cenab-ı Hak bizlere hüsnü ifadeler, siz kardeşlerimize de hüsnü istifadeler nasip ve müyesser eylesin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sahabe-i kiramdan bir soru soruluyor. Ya Resulallah, eyyül amali eftal. Hayatta insanın yapacağı en faziletli, en güzel, en kıymetli iş nedir? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Es-salatu li vaktiha. Vaktinde kılınan namazdır. Eyyül amal, eyyül amel ehabbu ilallah. Sahabe soruyu tekrar ediyor. Ya Resulallah, Allah'a en sevimli olan ibadet nedir? Peygamberimiz tekrar aynı cevabı veriyor. Es-salatu li vaktiha. Vaktinde kılınan namazdır. Dünyada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en kıymetli amel, en kıymetli iş ve Allah'ın en sevdiği amel olarak tarif ettiği şey, Allah'ın bize günde 5 defa huzuruma gelin, isteyin, vereyim, dünya ve ahirette mesut ve bahtiyar olun buyurduğu gözümüzün nuru namaz. Allah 5 vakit namazı vaktinde eda eden kullar olmak bizlere nasip ve müyesser eylesin. Cenab-ı Hak namazı emretmiş. Birçok ayetler var. Fakat niçin emretmiş? Ekimis salate li zikri. Beni anmak için namaz kılın. Beni hatırlamak, emirlerimi, nehilerimi, bana olan sevginizi yükseltmek için, emir ve nehilerimi tutarak, emrettiklerimi yaparak, yasakladıklarımdan kaçınarak beni zikredin. Beni asla hatırdan çıkarmayın. Evlenirken, ticaret yaparken, yolda yürürken, birisiyle konuşurken, muhabbet ederken, pikniğe giderken, piknikten gelirken, hep yaptığım amelden acaba Allah razı olur mu düşüncesi insanın içerisinde insana hakim olması gerekir. İşte namaz bunu sağlayan bir ibadettir. Namazın farz kılındığı artık müsellemdir. Namazın farz olduğunu ifade eden ayetleri okumayacağım. Çünkü bu ümmetin ta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanından itibaren topluca bütün bir ümmetin üzerinde ittifak ettiği bir farzdır. Farz olmasında asla bir şüphe yoktur. Bu önemdeki bir ibadet için insanlar bir takım okumalar yapması gerekir. Namaz daha güzel nasıl kılınır? Namazın farzları, vacipleri, sünnetleri, müstehapları nedir? Namazın çeşitleri nedir? Farz namazlar var, sünnet namazlar var, nafile namazlar var, gece namazları var, gündüz namazları var. Bütün bunlarla alakalı insanın bir bilgi birikimine ve bir kültüre sahip olması gerekir Müslüman olarak. Ki bu hazineden en güzel şekilde istifade etsin.
Fakat hepsinin dönüp dolaşıp geldiği nokta, namazın Allah'ı zikretmek, Allah'ı hatırda tutmak için Allah tarafından farz kılındığı gerçeğidir. Namaz bizi her türlü günahlardan, hatalardan, yanlış düşüncelerden, düşünceye bazı saplantılı düşüncelerimizden temizleyen bir ibadettir. Bakınız Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: "Eraeytum lev enne nehran bi babi ahadikum ya'tasulu fihi kulla yawmin khamsan ma taqulu zalika yubqi min darani." Ne dersiniz? Birinizin evinin önünden bir nehir aksa, o nehirde her gün 5 defa yıkansa, onun üzerindeki kirlerden bir eser kalır mı? Sahabe cevap verdiler. Kal, la yubqi min derenihi şeyen. Ya Resulallah, onda hiçbir şey kalmaz kir olarak. Tertemiz olur. İşte Peygamber Efendimiz burada çoluk çocuk, genç yaşlı hepimizin anlayacağı bir cevap verdi. Kal, fezalike meselus salavatil hamsi. İşte bu nehrin misali 5 vakit namazdır. Yemhullahu bihil hataya. İnsanın hatalarını silen bir ibadettir namaz. Onun için namazı çocuklarımıza vaktinde öğretmemiz gerekir. Geçen gün caminin bahçesinde otururken 12, 11, 10 yaşlarında birkaç çocuk geldiler. Şadırvanda su içtiler, elini yüzünü yıkadılar. Tam çıkarken dedim ki öğle namazını kıldınız mı? Kılmadık. Hadi dedim bir abdest alın. Öğle namazını kılın, öyle gidin. Allah sizi sever. Anne babanıza sevap yazar. Sizi iyi insanlar defterine kaydeder. Çocuklar dediler ki kaçmak için, hocam dediler bir işimiz var, halledelim, ondan sonra gelip kılarız dediler. Dedim ki işiniz çok acil değilse hemen kılın. Çünkü 10-15 dakika sonra bizim yaşayacağımız garanti değil. Allah razı olsun, çocuklar dinlediler, gittiler tekrar şadırvana, abdest aldılar, geldiler, namazı kıldılar, sonra camiden çıktılar gittiler. Çay falan da ısmarlayalım dedik ama kalmadılar. Sonra bir gün sonra yatsı namazından önce parktayız. Yatsı namazına gideceğim, çocukları oynatıyorum. Orada da 15, 16, 17 o civarda 3-4 genç oturuyor. Yatsı namazına 15-20 dakika var. Çocuklarla beraber biz, kendi çocuklarım, namaza gideceğiz ufak. O 15-16 yaşındaki çocuklara dedim ki hadi gidelim beraber yatsı namazını kılalım. Hocam dediler bizim işimiz var. Biz sonra kılarız. Ya dedim Allah bunu emretmiş. Bakınız siz akıl bali olmuş gençlersiniz. Yarın bunun ahirette hesabı var. Cehennem var. Hocam dediler, herkes kendi günahını çeker. Biz kılmazsak günahı bize dediler. Orada anladım ki 15-16 yaşına kadar sen eğer çocuğa bir terbiye vermediysen geç kaldın. Çünkü artık düşünüyor, nefsin, şeytanın peşine gidiyor, itiraz ediyor. 10-11 yaşındaki çocukta itiraz yok. Yani biraz kaçamak bir şeyler istiyor ama hemen Allah, Resulullah dediğin zaman boynu bükülüyor, gidiyor abdest alıyor, namazı kılıyor. Ama 15-16 yaşına geldiği zaman benim günahım ben çekerim diyor. Onun için anne babalar, yani bana orada demek istedi ki benim anladığım kadarıyla, hoca sen işine bak, günah benim ben çekerim diyor yani. Anne babaya bunu söyleyemez evlat. Onun için günde 5 defa bir nehirde temizlenen insan gibi perupak evladımız olsun istiyorsak 5 vakit namazı Peygamberimizin emridir. 7 yaşında öğretmeye başla.
7 yaşında çocuk seninle sabah namazına gelsin, öğle namazına gelsin, işte olursun, esnafsındır, şudur budur. Fakat günde seninle bir kere namaza gitsin, iki kere namaza gitsin. 10-12 yaşına geldiği zaman artık bunu devamlı hale getiririz. İşte 15 yaşına geldi mi o çocuk namazı geçirmeyen bir genç olur. Allah'a ibadet neşesi içinde büyüyen gençler ahirette hiçbir gölgenin olmadığı anda Allah'ın arşının gölgesinde gölgelenen sınıfta olacaklar. Çocuğun doktor olsa, amir olsa, zengin olsa bunları elde edebilir mi? Ahirette insan sadece ameliyle bir yere gelir. Bizler işte namazın bu insanı temizleyen, peru pak eden tarafını asla ihmal etmemeliyiz. Namaz kılmamanın cezası da var. Namaz kılmamanın cezası da var. Cenab-ı Hak bunu bize beyan etmiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber vermiş. Bakınız ayet-i kerimede Meryem suresi 59. ayette Cenab-ı Hak buyuruyor ki فَخَلَفَ خَلْفٌ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاءُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا. O peygamberlerden sonra, salih kimselerden sonra bir nesil geldi. Kendileri kılıyorlardı, çocuklarına öğretmediler. Veyahut da torunlarına bu aksetmedi, geçmedi. Arada bir kopukluk oldu, bir nesil geldi. Namazı bıraktılar, şehvetin peşine gittiler. Biz onları cehennemde Gayya Vadisi'ne dökeceğiz. Allah'ım bizi, evlatlarımızı muhafaza eyle. Bu ayetin devamında Cenab-ı Hak illellezine amenu ve amilus salihat. Ancak tövbe eden, iman eden ve salih amel işleyenleri yine affedeceğiz buyuruyor. Af kapısı açık. Fakat dönebilene, kıbleye, Allah'a, Resulullah'a dönüp Allah'a kulluğun kıymetini anlayabilene. Allah cümlemizi anlamak nasip eylesin. Nesillerimizi kurtarmak zorundayız. Her anne babanın kaygısı, endişesi bugün nasıl ev kirası öderim, nasıl çoluk çocuğumu doyururum, yetiştiririm. Fakat bundan önce gelmesi gereken kaygı nasıl çoluk çocuğumu cehenneme odun olmaktan koruyacak bir hayatı ona üretirim olmalıdır. Çünkü Allah'ın emridir. Kendinizi ve ehlinizi, aile ve çocuklarınızı cehennem ateşine karşı koruyunuz. Onları bir adeta zırh altına alınız diye anne babalara Cenab-ı Hakk'ın emri vardır. Peygamberimiz aleyhisselam buyurdular ki Buhari'de geçiyor. Men terake salatel asri fekat habida amelu. Kim ikindi namazını geçirirse, ikindi namazı işlerin son dakikasına geldiği, yarım saat kaldığı, tarlada çalışanın işleri bitirmek üzere olduğu, fabrikadakilerin mesaisinin bitmek üzere olduğu bir dar zaman yani. En çok namaz ikindi namazı geçer. Yani şuurlu bir Müslüman da şöyle 20-30 senelik hayatını bir hesap etsen en çok sabah namazı geçmemiştir. En çok yatsı namazı da geçmemiştir. Öğlen de yemek vaktidir falan. En çok ikindi namazı geçmiştir. Çünkü bir araya kaynıyor. Eve yetişirim diyorsun. İşi bitireyim diyorsun. Şu oluyor, bu oluyor. En zayıf noktadan Peygamberimiz aleyhisselam bize misal vermiş. İkindi namazını geçirenin diyor o günlük amelleri yok olur. O günkü yaptığı işler, kazandığı paralar, şunlar bunlar hiçbir işe yaramaz.
Akşama kadar niçin koştun helal para kazanmak için? Allah'a kulluk etmek için değil mi? Sonunda yine gittin Allah'a isyan ettin. Hazreti Ömer Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: "La havza fil İslam men terekes salah." Namazı terk eden kimsenin İslam'dan nasibi yoktur. Müslümanım demeye hakkı neredeyse yok gibidir ya. Allah bizi namazsız olmaktan muhafaza eylesin. Men hafaza aleyha kanet lehu nuran ve burhanen. Peygamberimizin bir hadisi daha var. Kim namazı korursa, 5 vakit olarak vaktinde kılarsa, o namaz onun için nur olur ve burhanen onun için bir kendisini hakikate götüren delil olur. Ve necaten cehennem azabından kurtuluş reçetesi olur. Yevmel kıyame, kıyamet gününde. En dehşetli gün, insanoğlunun üzerine güneşin doğduğu en dehşetli gün, son gündür. Ahiretin başladığı, dünyanın bittiği kıyamet günüdür. Kim diyor namazı 5 vakit olarak kılar, muhafaza ederse, okumasına, huşusuna, vaktinde kılınmasına, abdestinin düzgün alınmasına, bunlara dikkat ederek namazı 5 vakit olarak kılarsa, o namaz onun için nur olur, onu hakikate ulaştıran bir delil, rehber olur, kıyamet gününde de cehennem azabından kurtaran bir kurtuluş beraatı olur. Fakat وَمَنْ لَمْ يُحَافِزْ عَلَيْهَا. Kim namazı korumaz, muhafaza etmezse, lem yekun lehu nuran ve la burhanen ve la necaten. Onun için ne nur vardır, ne bir rehberlik vardır, ne de cehennem azabından kurtuluş vardır. Ve kana yevmel kıyameti ma karun ve firavun ve haman ve ubey bin halef. O kıyamet günü herkes diriltilirken Karun, Firavun, Haman, Übey bin Halef, bunlar meşhur kafirler. Kafirlikleri ve küfürde inat etmeleriyle ün yapmış kafirler. Paraya, dünyaya, Allah'ın dinini satan kimseler. Makama, mevkiye, Allah'ın kitabını, Resulünün şerefini, izzetini satan kimseler. Namazı diyor kim kılmaz, önemsiz görürse, yarın kıyamette Firavun, Haman, Karun, Übey bin Halef, bu Übey bin Halef de Peygamberimiz zamanında Mekke'nin azılı müşriklerinden, onlarla beraber diriltilecek. Ya bugün bile semtimizi seçerken iyi insanları seçiyoruz. Mahşerdeki semtimiz bizim namazımıza göre tespit ediliyor. Peygamberimizin bir hadisi var. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: İnsanlar camiye toplandığı zaman mazeretsiz olarak camiye gelmeyen bir kimse için şöyle düşünürüm. Bir odun toplasam, ateşi yaksam, o camiye gelmeyen kimseyi o ateşin içerisine atıp yaksam diye düşünürüm. Niye? Çünkü o zaten kendini namaza gelmemekle ateşe atıyor. Onun ne dehşet bir şey olduğunu dünyada görsün, bilsin. Biz bugün İslam ümmeti olarak zillet sebebimiz, yani eski şan, şeref, şöhret, izzet, bunları kaybetmemizin sebebi namazı kaybetmemizle alakalıdır. Ayet-i Kerime'de buyurdu ya Cenab-ı Hak. Bir nesil geldi, namazı bir kenara bıraktılar. Şehvetlerin peşine düştüler. Televizyonlarda şimdi bakın neler var. Sokaklarda bakın neler var.
3-5 kişi bir araya geldiği zaman konu nedir bir bakın. Allah ve Resulünden bahsettiğin zaman üçüncü konuşmada seni tercih etmiyor insanlar. Sıkıcı geliyor. Fakat cezası var. Onları diyor cehennemde Gayya deresine atacağım buyuruyor Cenab-ı Hak. Bu bize tehdit olarak yetmiyor mu? Yoksa Allah'a inanmıyor muyuz? Yüz kişiyle konuşsak namaz borcun var mı diye 95'i var diyor. Hem de yüklü miktarda var. Ya bir bankaya bir şuna buna işte esnafsan bir yere borçlanıyorsun da uykun kaçıyor. Allah'a borçlanınca niye uykun kaçmıyor? Allah en kudretli. Alacağını her türlü alır. Fakat affı da geniştir. Tövbe etmek bizim şanımızdan olursa Allah'ın şanı da affetmektir. Onun için gelin bu namazsızlığa bir tövbe edelim. Cumaları geliyorsak 5 vakit namaza başlayalım. 5 vakit kılıyorsak akşamın sonuna bir evvabin ekleyelim. Evvabin kılıyorsak gecenin ortasına bir teheccüd ekleyelim. Sabahla öğlen arasına bir kuşluk namazı ekleyelim. Allah ile dostluğumuzu artıralım. Şeytan ile düşmanlığımızı kuvvetlendirelim. İnnehu lekum aduvvun mubin. Şeytanı tarif ederken Cenab-ı Hak sizin için düşmanlığında hiçbir şüphe bulunmayan apaçık düşmandır diyor. Niçin biz Allah'ın peşinde gitmek için bağlandığımız iman ipini kesip şeytanın peşine bağlıyoruz da hep şeytanın dediğini yapıyoruz? Allah'ın emirlerini duyup önemsemiyoruz. Tehditlerini duyup benimsemiyoruz. Allah'a mı inanmıyoruz biz? Namazı kılmayan adam iki sebepten kılmaz. Bir, farz olduğuna inanmaz, ondan kılmaz. Bu adam kafirdir. Müslümanım dese de kafirdir. Çünkü Müslüman olmanın şartı nedir? Allah'a ve Allah'ın Resulü Peygamberimizin hak Resul olduğuna inanmak. Onun getirdiği kitaba inanmak. Kitapta farz diyor, sen değil diyorsun, kitabı inkar ediyorsun. Kitabı inkar eden, Kur'an'ı inkar eden bir adam İslam'la alakası kalmaz. Namaz da neymiş canım? Bu devirde namaz mı olur? Namaz farz değil. Namaz farz değil de Peygamberimiz ve 110 bin sahabe, Peygamberimiz bütün namazları imam olarak kıldırdı. Onun için imamlarımız bugün mihrapta peygamberlerin varisidirler. Ben hep söylerim. En akıllı çocuğunuzu hoca yapın. En akıllı çocuğunuzu hoca yapın. En akıllı torunu hoca yapın. Demiyorum ki fen lisesine şuraya buraya gitmesin. Gitsin. Ama Allah'ın Resulü'nün makamı kadar başka yerlerde yüksek makam yoktur. Sen o makamı elinin tersiyle itiyorsun. Fen lisesine gidemeyen, yüksek puan alamayan, sanayide de dikiş tutmayan bir çocuğu getiriyorsun, Kur'an kursuna abu hoca olsun diyorsun. Sen dine verdiğin değer buysa sen namaz da kılamazsın. Oruç da tutamazsın, zekat da veremezsin, Allah yolunda cihat da edemezsin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, namaz dinin direğidir. Cihatsa dinin zirvesidir. Namazı dinin direği olarak bir çadır düşünün. Çadırın orta direği olmasa çadır asla eve dönüşmez. Namazı olmayan adamın cihadı mümkün değil. Nefisle cihad edeceksin. Kafirlerle cihad edeceksin. Münafıklarla cihad edeceksin. Allah ve Resulüne düşman olanlarla cihad edeceksin. Onun için önce Allah'a ve Resulüne dost olman lazım. Onun da şartı, en başta gelen şartı nedir? Bir numara kelime-i şehadet. İki numara namaz. Bir numarada sıkıntı yok.
Ama iki numarada çoğumuz sınıfta kalıyoruz. Hemen kalburun altına düşüyoruz. Allah bizleri muhafaza eylesin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bakınız her gün cenaze oluyor. İnsanlar gidiyor. İmanla mı gitti, küfürle mi gitti bilmiyoruz. İnşallah sevdiklerimiz, saydıklarımız, kardeşlerimiz Allah tövbe nasip ediyordur da imanla gidiyorlardır. Fakat Peygamberimizin hadisi var, çok tehlike içerisinde bulunduğumuzu bize ifade ediyor. Buyuruyor ki Efendimiz, Müslim'de ve Buhari'de geçen bir hadis-i şerif, بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْكُفْرِ اَسَّلَاهِ Bir adamla küfür çizgisi arasında namaz vardır. Namazı kaldırdın mı, sınır kalkmış olur. Bir adamın Müslüman mı, kafir mi olduğunu ölçen en hassas terazi 5 vakit namazdır. Namaz bugün önemsiz olduğu için bugün yalan söylemek de normal hale geldi. Namaz önemsiz hale geldiği için bugün rüşvet vermek de normal hale geldi. Namaz kılmak önemsiz hale geldiği için bugün torpil yapmak da normal hale geldi. Namaz kılmak önemsiz hale geldiği için malını methetmek için yalan yere yemin etmek de normal hale geldi. Namaz kılmak önemsiz hale geldiği için bugün insan verdiği sözü tutmaması normal hale geldi. Eskiden öyle miydi? Resulullah'ın bize öğrettiği öyle miydi? Hayır. Bütün bunları düzeltmenin yolu insanları namazla büyütmektir. Allah'ın huzurunda günde 5 kere bulunan ve temizlenen insan tekrar pisliğe düşmez. Gözü, gönlündeki feraset, şuuru artar. Yaptığı işin ahirete zararı varsa hemen ona Allah bir burhan gönderir. Yusuf aleyhisselam, Züleyha annemiz sonradan evlendiler. Fakat o vezirin hanımı iken Yusuf aleyhisselama göz koyuyor, ona meylediyor. Yusuf aleyhisselam da ona meyletmek üzereyken levla ra'a burhana rabbi, eğer Rabbinin burhanını, delilini görmeseydi o da ona meyledecekti. Namaz kılmayan adamın kalbi kararır, ışığı görmez olur. Yaptığı işin doğru mu, eğri mi olduğunu fark etmez olur. Namaz kıldığın zaman o kalpteki katarak kalkar, şuursuzluk kalkar, yaptığı işin farkında olur. Allah böyle olmak bizlere nasip ve müyesser eylesin. Aziz kardeşlerim, namaz kurtuluş vesilesidir. Ahirette ve dünyada bizi saadetsizlikten, mutsuzluktan koruyan namazdır. Cenab-ı Hak buyuruyor ki Müminin suresinde قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Muhakkak namazlarını huşu ile, gönül rahatlığı ile Hazreti Allah'ın huzurunda olduğunu düşünerek kılan kimseler, kurtuluşa eren kimseler işte bunlardır. Ya Rab bize nasip eyle. Şu 3 günlük dünyayı bize ebedi zannedenlerin gafletiyle bakmak hususunda bizleri bu çetrefil bakıştan muhafaza eyle. 3 günlük dünya. Dün vardık, yoktuk. Bugün varız, yarın yine yokuz. Bazen oturup konuşuyoruz. İşte şu 20 sene olmuş, 30 sene olmuş. Aa, ne zaman olmuş, ne kadar olmuş, ne kadar hızlı geçmiş. Aramızda gençler var. 30 yaşındaki birisini görseler, o bayağı yaşlı derler. 50 yaşındaki bir adam 30 yaşındakini görünce daha bu bebek diyor.
namazı cemaatle de kılmamız lazım. Cemaatle kıldığımız zaman birçok bereketler var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: Salatul cemaati efdalu min salatil fezzi bi 27 dereceten. Buhari'de geçiyor. Yalnız kılınan namaza nispetle cemaatle kılınan namazda 27 derece fazilet farkı vardır. Daha faziletlidir. 27 kat. Birisi sana 270 lira yevmiye verse, birisi de 2700 lira yevmiye verse, bakınız 10 katını dedim ben. ...2700'e gidersin yani. Niye ben daha ucuza gideyim? Cemaatle namaz kıldığın zaman 27 kat Cenab-ı Hak daha fazla veriyor. O zaman niye namazı terk edeceğiz cemaatle? Camilerde hiç olmazsa 2 vakit, 3 vakit fırsat bulduğumuz an ezan okundu mu hemen koşmak gerekir. Acaba diye asla düşünmemeli. Peygamberimiz buyurdular ki bizim gafletimizi bize ifade ediyor. Aman diyor, dikkat edin. Siz bilmiyorsunuz ama bilseydiniz ne yapardınız? Lev ya'lemun nasu ma fin nida'i ve's-saffil evvel. O namazdaki çağrıyı ve ilk saftaki sevabı İnsan bilseydi, ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا اِلَّا اَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَسْتَهَمُوا. Yarışırlar ve oraya erken varmada aynı gelirlerse o kadar birbirleriyle mücadele ederlerdi ki o birinci saf için ancak kura çekerek orada yer tespiti yaparlardı. Biz şimdi birbirimize ikram ediyoruz da Allah cömertliğimizi artırsın. Fakat diyor ki bilseydiniz o birinci saftaki sevabı, kura ile kapışırdınız o yeri. Biliyor muyuz? Allah bilmeyi nasip eylesin. وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَسْتَبَكُوا اِلَيْهِ. Eğer namazı ilk vaktinde kılmanın sevabını insanlar bilseydi, ezan okunur okunmaz namazı kılmak için de yarış ederlerdi. وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ. Sabah ve yatsı namazlarındaki sevabı bilselerdi insanlar, لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبًّا. Sürünerek de olsa namaza gelirlerdi. Sürünerek, yani adam yürüyemiyor. Koltuk değneği var. Tekerlekli arabası var. Sürünerek gelirdi diyor. Ya Rabbi bize şuur nasip eyle. Evlatlarımıza şuur nasip eyle. Ümmeti Muhammed'in evlatlarını kendi huzuruna kabul eyle. Şeytanın, nefsin, şeytanlaşmış kişilerin laflarından, sözlerinden, vesveselerinden, ihvalarından, ayak kaydırmalarından muhafaza eyle. Kötü arkadaş insanı yoldan çıkarır. Kimle arkadaş olduğumuza da dikkat edeceğiz. İyi arkadaşlar, namaz kılan arkadaşlar, Allah'a kulluğa itiraz etmeyen arkadaşlar edineceğiz. Bilhassa gençler için de bu önemlidir. Diyor ki kahveye gidiyoruz hocam. Arkadaşlarla oturuyoruz. Haydin diyorum, kimse kalkmıyor. Terk et onları. Hocam aramızı bozma. Sen bilirsin ya. Çünkü sen her kılmadığın namaz için ahirette yanacağını bilerek orada onlara takılıp kalıyorsun. İkinci bir şey, sen namaza gitsen onlar seni kınamazlar. Çünkü sana emreden Allah onlara da emretti. Onlar kendi gafletinin farkındalar.
Derler ki bak o gidiyor, biz gidemiyoruz, bizim halimiz ne olacak diye arkandan öyle düşünürler. Söylemeseler bile. Allah'a isyan olan yerde ne devlet başkanına, ne anne babaya itaat yoktur. Allah'a isyan olan yerde arkadaşın hatırı da yoktur. Bütün bu ana prensipleri hayatımızda iyi yerleştirirsek, bizi şeytan veyahut da şeytanın peşinde gidenler kendi yolumuzdan saptıramazlar. Bakınız bazen dünürlüklere gidiyoruz, konuşuyoruz, ediyoruz. Damada soruyorum, diyor ki namaz borcun var mı? Oho hocam diyor. Geline soruyorum, namaz borcu oho hocam diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki bir köyde veya kentte veya tenha bir yerde birkaç kişi bulunur, namaz vakti girer, orada onlar da cemaatle namazı kılamazlarsa şeytan onlar üzerine galip gelir buyuruyor. Karı koca namaz kılmıyorsa muhakkak surette geçimsiz olmak zorunda. İstersen herkese gülücük dağıt. İstersen camide hoca ol. İstersen üniversitede profesör ol. Şeytan sana galip gelir diye kim haber veriyor? Peygamberimiz. Çarşıda esnafsın, ortaksın, ortaklarının arasında sıkıntı meydana gelir. Mahallede mahalle arkadaşısın, aranıza bir nifak girer. Rabbim bu ana prensipleri iyi tutmayı bizlere nasip ve müyesser eylesin. Men sallel işâ fî cemaatin fekeennemâ kâme nisfe'l-leyl. Kim yatsıyı cemaatte kılarsa gecenin yarısını ibadet etmiş olur. Kim tamam sabahı kılarsa tamamını ibadetle geçirmiş olur. Rabbim cümlemize nasip eylesin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allahu Teala.